olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir telefon görüşmesi oldu. Gazze'deki son durumu e, görüştü ikisi. Aynı zamanda e, Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi. İki liderin görüşmesinde neler konuşuldu bu konuyla ilgili? Sultan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Sende altını çizdin dün akşam saatlerinde ee, ...Mısır Cumhurbaşkanı... ...Abdülfettah El Sisi ile bir telefon görüşmesi... ...gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bu telefon görüşmesinin zamanlaması... ...son derece önemli. E, i̇ki gündür e, İsrail özellikle... ...yeniden bir insani aranın yapılması noktasında... ...talepleri vardı ancak... ...Hamas tarafından reddedilmişti. Mısır İstihbaratı'nın koordinasyonunda... ...İsrail ile Hamas arasında görüşmeler devam ederken... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanıyla ...bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in... ...Filistin topraklarına yönelik saldırıları... ve insani yardımlar iki lider arasında yapılan görüşmede kapsamlı bir şekilde ele alındı. E zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İslam ülkelerinin yeterince ses çıkarmadığına vurgu yapmıştı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefon görüşmesinde İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğuna e, dikkat çekti. Erdoğan'ın e, özellikle Gazi konusunda bu diplomasi trafiğine e, bugün ve yarın da devam etmesini bekliyoruz. Tabii dün Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yine konuşmasının bir bölümünü e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ayırdı. Dikkat çeken mesajları vardı. Yaptığımız girişimler dünyada giderek daha çok yankı buluyor. İnşallah 2024'te zalimlerin hak ettikleri cezaları gördüğü mazlumların yaralarını sarıldığı bir yıl olacaktır ifadesini kullandı. Yine dünyanın alışkanlığı olma, olmayı e, devlet yönetimi İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu bu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı bir şekilde durması insanlık adına bir utanç verici durumdur ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, tekrar edelim. Önemli bir telefon görüşmesi. E, halen İsrail'in beklentisi yeni bir insani aranın e, e, yapılması noktasında ancak e, bu noktada ee, Mısır İstihbaratı'nın koordinasyonunda süreç devam ediyor. Yine Türkiye'nin de yeni bir insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında e, diplomatik çalışmaları devam ediyor.